Bu dersimizde sinüs nedir ve nasıl hesaplanır konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle ilk trigonometrik fonksiyonumuz olan sinüs konusunu incelemeden önce ekrana tekrar flash koordinat sistemini ve bir adet de üçgenimizi görebiliyoruz ki zaten her bu eğitimin içerisinde neredeyse her videoda bir üçgeni eğitim içerisinde göreceksiniz. Yani bu eğitim içerisinde bol bol üçgen olacaktır. Önceki derslerimizde üçgen içerisindeki açının büyüdükçe karşısındaki kenarın büyüdüğünü, üçgen açısının küçüldükçe yani üçgen içerisindeki bir açının küçüldükçe karşısındaki kenarın da boyunun küçüldüğünü belirtmiştik. İşte açılarla kenarların birbirine göre orantısı arasında açılarla kenarların birbirine göre bir orantısı var. Yani açılar değiştikçe, belli bir oranda değiştikçe kenarların da birbirine göre orantıları da belli bir oranda değişecektir. İşte bu oranları hesaplayabilmek için ve geometrik sonuçları iki nokta arasındaki bölümleri veya bir üçgen içerisindeki ilişkiyi anlayabilmek için kullanacağımız bazı fonksiyonlar var. Bunlar da trigonometrik fonksiyonlar. Bunlardan bir tanesi sinüs, diğeri kosinüs, tanjant ve kotanjant dediğimiz 4 adet fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonların hepsi belli bir açıda iki kenarın birbirine göre oranını ilişkisini inceler. Yani bu oranları belirler. Sinüsü bu dersimizin içerisinde belirteceğiz. Belirli bir açı kullandığımızda bu açının karşısındaki kenarların bu açının içerisinde bulunan üçgenin diğer iki kenarının birbirine göre olan ilişkisini ilişkisini incelediğimiz için mutlaka buradan bir tane sinüs hesaplayabilmek için, örnek hesaplayabilmek için bir açı seçmek zorundayız. Dik açıyı genelde seçmiyoruz. Dik açı çünkü bizim tam köşe noktamız olacağından dolayı dik açının olduğu bölümü de seçebiliriz ama en pratik yöntem, konuyu anlayabilmek için en pratik yöntem ekranda gördüğümüz, mouse'un üzerine geldiğimiz en soldaki nokta olacak. Bu bölüme göre sinüsü hesaplamaya çalışalım. Öncelikle üzerlerine bazı açılar ve hipotenüsü de belirterek devam edelim ki yeşil olan noktayı baz alacağız. Öncelikle -30 derece, yani 30 derecelik bir açı. 90 derecelik bir açı olduğunu zaten dik üçgenden biliyoruz. Diğer köşenin de 60 derece olduğunu zaten tahmin edebiliyoruz ki çünkü 3 tane açının toplamı 180 olmak zorunda. Bu da diğer iki köşenin de 30 artı 60 90 olmak zorunda çünkü diğeri de 90 derece sabit olduğu için. Bu teknik olarak bir bilgi, yani işin üçgenlerdeki kültür. Bu programlamamızın içerisinde çok fazla kullanacağımız bir yapı değil. İleri düzey animasyonlar yapmıyorsanız tabii ki. Biz -30 derece olan bölümü hesaplayacağız. Burada -30 derece olarak diğerleri artı fakat belirttiğimiz yeşil noktanın birinci noktanın -30 olduğunu, eksi değer olduğunu flash koordinat sisteminin y'nin ters çevrilmesinden kaynaklandığını görebiliyoruz. Bu üçgeni ters çevirdiğimizde yani üstteki noktayı alt bölüme aldığımızda doğal olarak ekranda belirttiğim bölüm gibi pozitif olacak ama çizdiğimiz ekrana göre bu açının -30 derece olduğunu yani yukarı doğru bir çıkış var. Bu çıkışın da y koordinatına göre eksi yönde olduğunu çünkü sıfıra doğru yaklaşıyoruz. Eksi yönde olduğunu rahatlıkla buradan anlayabiliriz ki bu sebeple -30 olarak belirttik. Yeşil noktanın sinüsünü hesaplamaya çalıştığımızda yani sinüs -30'un oranını bulmaya çalıştığımızda sinüsün standart bir kuralı var. Standart kuralı şudur. Açının karşısındaki kenarın hipotenüse oranı o sinüsün değerini verecektir. Yani o açının sinüs değerini verecektir. Sinüs -30'un değeri sorduğumuzda karşı kenarın hipotenüse oranı dediğimizde hemen bunu ekrana yazalım. Gördüğümüz gibi hepsine bir isim verdiğimizde A kenarı, B kenarı ve H olarak hipotenüsün baş harfini aldım. H kenarı olarak söylediğimizde sinüs 30'u bulmaya çalıştığımızda sinüs karşı kenar bölü hipotenüs olduğundan dolayı ki yukarıda yazıyoruz. Sinüsün formülü karşı kenar bölü hipotenüs dediğimiz andan itibaren sinüsün değerine ulaşmış oluruz. Bu da B bölü H olduğunu buradan görebiliyoruz. Belirttiğimiz 30 derecenin B bölü karşısındaki B noktası hemen hipotenüse H olduğunu görebiliyoruz. Burada sinüs 60'ı hesaplamaya çalıştığımızda hemen bunu da örnek olarak yapalım. Sinüs 60'ı hesaplamaya çalıştığımızda karşı kenar bölü hipotenüs olduğundan dolayı bu sefer de A bölü H olacak. Sinüs 60'ı hesaplamaya çalıştığımızda. Ekranda A, B ve H kenarlarına belli bir ölçü verdim. Bu da birim üçgen olarak dediğimiz
1 ile başlayan bir kenarı olan ve diğer kenarlarında bunlara göre sinüs ve kosinüs olarak belirlenmiş birbirine göre olan orantıları sabit olan bir üçgen, yani birim üçgen ekranda değerlerini verdiğimizde sadece örnek olması açısından burada ulaşmaya çalıştığımız 30, 60, 90'ı sabit verdiyse bu kenarlarında bir karşılığı olacak. Burada eksi 1 olarak verdim çünkü eksi 30 derece, yani flash koordinat sisteminin y değişikliğinden kaynaklanan bir yapı olduğunu belirttim. Eksi değer buradan kaynaklanıyor. Bunun dışında herhangi bir farklılık yok. Sinüs 30 hesaplamaya çalıştığımızda eksi 1, yani B kenarı bölü H olduğundan dolayı eksi 1 bölü 2, yani eksi 30'u hesaplamaya çalıştığımızda hemen köşede sinüs 30 B bölü H olduğu için eksi 1 bölü 2, yani 0.5 değerine ulaşabiliriz ki bunu hesap makinelerinde baktığınızda sinüs 30'un 0.5 değerine tekabül ettiğini görebiliriz. Bu şekilde sinüsü karşı kenar bölü hipotenüs oranını kullanarak işlem yapabiliriz. Bu sinüs işleminin 30 dereceyi bildiğimizde 0.5'i elde etmek için rahatlıkla bu formülü kullanabiliriz. İlerleyen derslerimizin içerisinde elimizde 0.5 değeri varken açıyı nasıl hesaplayacağız işlemlerini de yapacağız ki bu da ters işlem olacak. Bunu da kullanmak için farklı bir trigonometrik fonksiyon karşımıza çıkacak. Peki bu formül sadece kağıt üzerinde olan bir formül. Bu formülü ActionScript içerisinde kullanmaya çalıştığımızda, yani sinüs 30'u, yani sinüs eksi 30 hesaplamaya çalıştığımızda elde edeceğimiz değeri nasıl ActionScript kodlarıyla yazarız? Şimdi onu inceleyelim. Daha önceki dersimizde de belirttim. Math sınıfı bu tip trigonometrik işlemler için trigonometrik fonksiyonları içerisinde barındırır. Bizim herhangi bir matematiksel işlem yapmamıza gerek yok. Kendisi otomatik olarak bunu bulur. Fonksiyonları vardır. Math nokta sinüs 30 dediğimiz andan itibaren gerekli işlemleri yapacaktır. Math nokta sinüs 30 dediğimizde bulacağı değer 30 dereceyi radyan olarak belirleyeceğinden dolayı, ki sinüs içerisinde math içerisindeki sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonları içerisine radyan olarak ölçüyü vermek zorundayız. Şu anda elde ettiğimiz, bizim kullandığımız derece olduğu için bunu mutlaka eksi 30'u radyana dönüştürmek zorundayız ki mat nokta pi bölü 180 ile çarptığımızda bunu da radyana dönüştürdüğümüzü önceki derslerimizde öğrenmiştik. Yani sinüs içerisinde, parantezler içerisinde yazacağımız değer derece değil, radyan kabul ettiğinden dolayı, ki bütün fonksiyonlarda böyledir mat sınıfı içerisinde, bu sebeple dönüştürmek zorunda kalırız. Hemen diğer tarafta belirttiğimiz sinüsün içerisinde eksi 30 derece çarpı mat nokta pi bölü 180 dediğimizde yaklaşık olarak eksi 0.5'i bulabiliriz ki 0.499 gibi rakamlar çıkacaktır. Biz yaklaşık olarak bu rakamları 0.5'e tekabül ettiğini söyleyebiliyoruz. Bu şekilde ActionScript ile sinüs fonksiyonu da hesaplamamız mümkün olacak. Dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, sinüs fonksiyonu içerisine derece değil, bunu radyana dönüştürerek vermemiz gerektiğini unutmamamız gerekecek.